Herkese yeni bir dersten merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kendi konuşma ses tonumuzu nasıl bulmalıyız, şarkı söylerken ki ses tonumuzu nasıl bulmalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle dilerseniz ki konuşma ses tonumuzu nasıl bulmalıyızdan bahsedelim. Konuşma ses tonumuzu bulmak aslında çok kolay. İlk önce yapmamız gereken bir örnek var. Elimizin ters kısmını sırtımızın hemen üzerine getirip titreşim var mı, titreşim yok mu? İlk önce bunu kontrol ediyoruz. Yani sırtımızda koyduğumuz elimiz titreşiyor mu, titreşmiyor mu? Ve bunu kolumuzda da hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz? Eğer doğru tonda konuşuyorsak titreşimi hissederiz. Peki sesimizi incelttiğimiz zaman bu titreşim hissedilir mi diye sorarsanız tabii ki de titreşim oldukça azalıyor ve neredeyse hissedilmeyecek hale geliyor. Bu da demek oluyor ki günlük konuşmamızda oldukça yanlış incelikte, yanlış kalınlıkta konuşuyoruz demek oluyor. Peki bunu düzeltmenin bir yolu var mı? Tabii ki de var. Hemen vereceğim bir örnekle kendinize ilk önce bir cümle buluyorsunuz. Bu cümle istediğiniz herhangi bir cümle olabilir. Bunu bir üçgen dağ gibi düşünün konuşurken. Öncelikle çok kalın, yani kalın derken, çok kalın derken kendi ses tonunuzun kalınlığında konuşurken birdenbire arabanın gaza basması gibi diye tekrar başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Yani bunu yapmak çok kolay aslında. Öncelikle cümlenin en başından başlıyoruz. Mesela bir örnek cümle söyleyelim önce. Ne olsun? Bugün dışarı çıktım, hava çok güzeldi ama bozdu. Peki bunu tonalite olarak kendi ses tonumuza uyarlayalım. Öncelikle çalışmamız nasıl gerçekleşecek bunu görelim. Başlayıp bitişe kadar ki olan kısımda orta bölümde sesimizi inceltiyoruz. Sonuna geldiğinde ise sesimizi tekrar orijinal tonuna getiriyoruz. Peki bu nasıl olacak? Bakalım. Bugün dışarıya çıktığımda her şey çok güzeldi fakat hava bozdu. Tekrar yapalım. Bugün dışarıya çıktığımda hava çok güzeldi ama bozdu. Bunu haberlerde de spikerlerin konuşmasından zaten görüyoruz ve görüyorsunuzdur. İlk önce kalın. Bugün her şey çok güzeldi ama bitti. Bugün her şey harikaydı ama son dakikada mahvoldu. Bunun gibi böyle komik tonaliteler duyabiliyoruz. Kimi zaman tabii ki o heyecan ve o hızla bir haberi ya da bir sunumu anlatırken nerelerde inceleceğimizi, tabii ki nerelerde kalınlaşacağımızı, nerelerde doğru vurgular yapacağımızı düşünmemiz imkansız. Bunu tek bir cümleyle tekrar örneklendirelim. Bugün dışarıya çıktığımda hava çok güzeldi ama bozuldu. Ani düşüş yaparak tekrar kendi sesime geldim. Yani sesimizin rengini, sesimizin rengi derken sesimizin inceliği ve kalınlığından bahsediyorum. Sesimizin kalınlığını doğru tona getirebilmemiz için ilk önce şunu yapmamız gerekiyor. A vokaliyle sesimizin nereye kadar çıktığında yorulduğunu hissederiz. A vokaliyle bir çıkalım. Doğru tona geldiğinde zaten boğazınızın tam orta kısmında bir titreşim hissedeceksiniz. O titreşim sizin doğru tonunuz demektir. Bunu en doğru şekilde bu yöntemle buluruz arkadaşlar. Peki dilerseniz gelin şarkı söylerken kendi sesimizin rengini, kendi sesimizin tonunu, yani sesin desibeli değil, volümü değil, genişliği değil, İnceliği ve kalınlığı, yani kendi ses rengimizin aralığından bahsediyorum. Nasıl buluruz? Bundan detaylı bir şekilde bahsedelim. İlk önce bilgisayara geçelim ve birazcık da piyano başına geçelim. Çünkü bir enstrüman yardımıyla ilk önce kendi sesinizin aralığını ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sevdiğiniz bir şarkıcının hangi ses tonuna sahip olduğunu da bilmeniz için bir yöntem aynı zamanda. Dilerseniz gelin hadi bunu yapalım. Şimdi MIDI klavyeye ve bilgisayara geçiyorum. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de
Şarkı söylerken kendi ses rengimizi, kendi ses tonumuzu doğru yerden nasıl şarkı söylememiz gerektiğini bakalım nasıl buluyoruz. Şimdi bir tane stüdyo programı açıyorum. Ve buradan kendimize bir piyano açıyoruz. Hemen açıyorum. Çok sevdiğim bir piyanodur bu arada bu. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Açılmak üzere. Bu arada burayı hızlandıralım hemen. Evet arkadaşlar, piyanomuz da açıldı. Şimdi kendi ses rengimizi yani şarkı söylerken ki ses rengimizi nasıl bulmalıyız? Şimdi hemen ondan bahsedeceğim. Öncelikle kendimizin rahat söylediği bir ton buluyoruz ve aynı sesin taklidini yapıyoruz. Na, ne, a ya da le, a, la şeklinde de olabilir. Na, 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 na. İncelebildiğim kadar gidiyorum. Yani yoracağı yere kadar gitmeliyim. Na, 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 na. Buradan sonra artık böyle bir falsete doğru gidiyor. Yani kafa sesine doğru gidiyor. O yüzden geri dönüyorum. Na, 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 na. Evet, re'ye kadar geldim. Zaten sarı çubuk olarak da görüyorsunuz ekranda. Bu benim sesimin aralığı arkadaşlar. Yani doğru tonda söylemem gereken aralık aslında bu. Daha fazla incelirsen diyor ki devinim kullanmalısın. Hani hep videolarda bahsediyorum ya devinim, devinim, devinim. Devinim incelikten sonra yani en inceye kadar geldiniz artık falsettoya gelecek. Oradan sonra iki nota, üç nota daha ilerleyebilirim demek oluyor bu. La'yı zorlar, si bemolü belki zorlar. 3,5 nota daha zorlayabilirsin demek oluyor bu. Bu da demek oluyor ki ben şarkıların tizlerine en fazla sol diyez la kullanmalıyım. Peslerinde ise çok böyle tabana kadar inmemeliyim. Yani re işte kalın re geliyorsa onun 2-3 nota üstünde söylemeliyim. O da sol. Yani şu ile şu arasındaki sol ve sol arasında aslında iki oktav benim en ideal şarkı söyleyebileceğim oktav aralığı diyebiliriz. Peki sizinle bir de iyi bir sanatçının ses aralığına bakalım. Hadi bir deneyelim. Şöyle gidiyoruz. Sevdiğimiz şarkıcıların da ses aralıkları nasıl? Bunları keşfetmek için tabii ki bir şarkılarını değil, birçok şarkılarına tekrar tekrar bakmanız gerekiyor ki hangi tonda söylediğini, hangi notada söylediğini bulabilirsiniz diye. Ben bir tane dinliyordum bugün, onu kapatmıştım. Geçmişimden şöyle son kapattığım sekmeye gidersem galiba bulurum. Evet, Merve Özbey'e bakmıştım. Evinde canlı söylediği, kendi kanalında canlı söylediği bir videosu var. Çok etkileyici bir video. Şimdi ona bakalım dilerseniz. Bu şekilde yaparak siz de kendi sevdiğiniz sanatçıların seslerine bakabilirsiniz. Evet, sarı tuşlar zaten benim çaldıklarım. Bakabilirsiniz oradan. Ne böyle senle, ne de sensin. Ne dedin? Ne böyle senle? Bakın nereden? Ne böyle senle, ne de sensiz. Yani re diyezle mi'ye kadar geldi bile. Yazık Çok yüksek bir yaşanmıyor. ses rengine sahip bu arada Merve Özbey. O yüzden de özellikle tercih ettim. Nedir arada? Pesleri de ince aslında ona bakacak olursak. Şimdi birazcık da tizleştiği noktalara gitmek istiyorum hemen. İşte biz o bir an gelip de başka sevgiler de teselli bu. Şu an peslerinde söylüyor. İşte en tizleşeceği nokta Asla buralarda bir yerlerde. Bakın şimdi. etrafımızı sarıp bir anda
İşte. Daha mi? Bir oktav yukarıdaki mi'den söylüyor. Koloratür bir ses zaten. Cek. Re diyez. Evet, oldukça o gün. Evet, artık koloratürlüğünü burada gösteriyor zaten. Fa diyeze, yani 3. oktav fa diyeze kadar çıkmış ki normalde zaten koloratürler mi fa arasında sürekli dolaşır. Fa diyeze çıkmış. Yani fa diyezle aşağıdaki oktavda 2,5 oktav diyelim. Yani fa diyez fa diyeze gelirse 2 oktav daha da düşersek. Az önce si do si do ile şarkıya başladı. Zaten muhteşem bir ses aralığı olduğunu duyabiliyoruz da, görebiliyoruz da, canlı da söylüyor zaten. Bu bir ses oyunu falan da değil. Sevdiğiniz sanatçıların da ses aralıklarını yine bir piyano yardımıyla, bir klavye, bir küçük telefonunuzdaki o uygulama klavyelerden de bakabilirsiniz. Ses tonunu, ses rengini doğru yerden söylemek ise yine kendi ses aralığınızın, yani ses inceliğinizin ve ses kalınlığınızın ortasında bir yerde şarkı söylemenizden geçiyor. Bu da ne demek? Ben demin neydi işte? Sol ve sol demiştim. Sol ve sol, yani iki oktav aralığın içerisinde şarkıların işte ortadaki solden başlaması ya da iki ses yukarıdan ince söyleyeceksem ya da iki ses aşağıdan kalın söyleyeceksem iki solün arasındaki sol benim en doğru şarkıya başlayacağım nokta demektir. Peki iki aşağısı benim çok rahat şarkıyı söyleyebileceğim demektir. İki yukarısı ise tiz söyleyeceğim tonda başlamam gerektiğini söylüyor benim. Bu da demek oluyor ki şarkı söylerken kendi ses rengimizi, kendi ses tonumuzu nasıl buluyormuşuz? Öncelikle en kalın ses, sonra en ince ses, sonra orta tonda. Nerede söylüyoruz buna bakıyoruz ve kendi şarkı söylerken ki doğru ses rengimizi nasıl bulmamız gerektiğini bu şekilde ölçülerle kendimize uyguluyoruz. Eğer bugün bu videoda size bir şeyler katabildiysem yine ne mutlu bana. Yeni derste tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.